Rüzgarda zor biraz. Daha da oturur şey, kendimize şapka yapardık böyle herhalde. Yarıya getirip toplardık önce. Sen çık oradan. Bitkiye odaklanacak artık şey. İçi doluysa yoksa, yoksa boşsa gramine zaten. Böyle bir ayrımı var. Tuz Gölü, Aksaray, Konya ve Ankara'ya sınırı bulunan, tuzculu özellik gösteren bir bölgemiz. Özellikle endemik bitkiler bakımından çok zengin bir bölge. Yaklaşık 72 kadar endemik tür mevcut burada, Tuz Gölü'nde. Endemik bitkiler özel habitatları çok seven bitkilerdir. Bu alanın bu derece zengin olmasının başlıca faktörlerinden bir tanesi de bu. Yıllardır bu üzerinde bulunduğumuz bölgeden bilim dünyasına yeni türler tanıtılmakta. Ve literatüre kazandırılan bu yeni türler son yıllarda özellikle halkımız, bilim çevresi tarafından, çeşitli kurumlar tarafından çok dikkat çekmekte. Bu bağlamda da burada yayılış gösteren bitkilerin gerek korunma altına alınması, gerek ileriki vadede neslinin devam etmesi için çok güzel çalışmalar yapılıyor. Türlerin alanda bulunduğu birey sayıları sayılıyor. Bu türleri tehdit eden faktörler belirleniyor ve bu faktörlerin de önüne geçmek için gerekli tedbirler alınıyor. Tabii halkımızın da bu anlamda çok çok bilinçli olması gerekiyor. Çünkü bu endemik türlerimiz, dünyada sadece kendi yöremizde yetişen bu bitkiler bizim milli değerlerimiz. Ve bunları da nesillerini koruma altına almak için, bunları koruyabilmek için elimizden gelen her şeyi yapmamız gerekiyor. Bu Aksaray Üniversitesi olarak gerek bireysel, gerek Ankara Üniversitesi, Orman Tarım ve Orman Bakanlığı'yla ortak çalışmalar yürütmekteyiz. Türkiye coğrafyasından, ülkemizden, bilimsel amaçlı olarak dahi bitki toplamak için gerekli yasal izinleri almak gerekiyor. Bilim insanları olarak da biz bu izinleri alarak arazi çalışmaları yapıyoruz. Tabii burada kötü niyetli, özellikle yurt dışından gelen çeşitli toplayıcılar bize has bu bitkileri toplayıp kendi ülkelerine götürmeye çalışabiliyorlar. Bunlar için de konulmuş çok yüksek miktarda para cezaları mevcut. Bakan Kurum Bey'in de açıklama yapmış olduğu üzere üzerinde bulunduğumuz Tuz Gölü coğrafyası yaklaşık 72 kadar endemik türe ev sahipliği yapıyor. Dolayısıyla buradaki elde edilen veriler yayın ve kitap haline getirilerek halkımızın da bilinçlenmesi sağlanıyor. Bu bölgenin dünyada da çok fazla dikkat çektiğini belirtmek istiyorum. Şu anda üzerinde bulunduğumuz bölge adım başı sadece buraya has. Lokal endemiklerin çok yoğun olarak bulunduğu bu bölge. Tuz Gölü ihtiva ettiği yüksek tuz oranından dolayı sadece buraya has bitkilerin yetişme olanağını sunan bir ekolojik ortam. Tuz miktarı yöreye göre, alana göre değişiyor. Çeşitli zonlar var. Bazı bölgelerde bir miktar daha hafifken tuz oranları, diğer bölgelerde daha yüksek olabiliyor. Dolayısıyla da burada yalnızca tuzlu ortamda yaşayabilen bizim halofit bitki olarak ifade ettiğimiz bitkiler bulunuyor. Bu bitkilerin tuza karşı, bu endemik bitkilerin tuza karşı çeşitli toleransları var. Bazı
bazıları daha etli yapraklar oluşturuyorlar. Bazıları tuzu bünyelerinin dışarısına atıyorlar. Dolayısıyla diğer bitkilerin yaşayamayacakları bu çok özel ortamda bu Türkiye'ye has, Tuz Gölü'ne has bitkilerimiz yaşamakta. Tuz Gölü'nde bulunan bu endemik bitkilerin bazılarının türeylem planları yapılmış durumda. Buna örnek olarak İberis halofila, tuz beğendi otunu verebiliriz. Tehlike kategorisi oldukça yüksek, kritik olan bir bitki. Koruma altına alınıyor, alınma önlemleri var. Bunun yanı sıra burada görmüş olduğumuz Centaurea tuzgölüensis bitkisini de Aksaray Üniversitesi'nden hocalarımız yine korunmasına yönelik çeşitli çalışmalar yapmakta. Bu bağlamda da çalışmalarımız devam ediyor. Türlerin yayılış popülasyonlarına bakarak yine tehlike durumu, tehlike oranı yüksek olan bitkilerle ilgili çeşitli kurumlarımızla ortak çalışmalar yürütmekteyiz bunların korunmasına yönelik olarak. Bu şekillerden papatya gilleri ait bir türümüz. Hierasium. Bu da yine tuzcul karakterli toprakta yetişebilen bir tür. Endemik bir tür. Türkiye'de adaçayı olarak bilinen, yerel ismi adaçayı olarak bilinen ama çok fazla türü olan, kimi zaman çayı yapılıp, kimi zaman işte kurtularak ya da farklı amaçlarla tıbbi olarak kullanılan bir bitkidir salvia. Tuz Gölü çevresinde tuzcul karakterde, topraklarda yetişebilen türler, nadir türlerden biridir.